son iftar programımızdan sonra şimdi de diyar diyar İngiltere programımızda karşınızdayız. Biz yola çıkalı çok saatler oldu ve sonunda gelmek istediğimiz yerdeyiz. Neredeyiz? Çok güzel bir köydeyiz. Burford. Daha böyle girişinde hasta olduk, bilmiyorum, çok heyecan sardı dört bir yanımızı. Çok güzel şeyler bekliyormuş gibi hissediyorum. Cotswold bölgesinde 4 tane köye gideceğiz bugün toplam. Şu an geldiğimiz ilk köy Burford köyü olarak geçiyor. Çok zaten küçük köyler. Orta çağdan kalma İngiltere'nin eski köyleri. Taş binalar, taş evler hala kullanımda olan. Şimdi işte burayı gezeceğiz, sonrasında devam edeceğiz. Gezdiğimiz yerlerde aklımıza gelen bir şeyler olursa, öğrendiğimiz şeyler olursa paylaşırız. Şimdi arkadaşlar, bu köy aslında bu yoldan ibaret. Biz de bu yokuşun tam başına çıkıp oradan fotoğraf video çekmeye çalışacağız. Buradaki evlerin birçoğu orta çağdan kalma, 15-16. yüzyıl, 17. yüzyıl. Çok meşhur insanların evleri varmış burada. Kimlerin evleri vardı ya? Ya tam olarak burada değil işte, bu köylerin tamamının kapsandığı yere Cotswold deniyor. İşte orada işte J.K. Rowling, Kate Winslet falan bir sürü isim var. Ünlülerin evleri varmış zaten. Az önce bir tane emlakçıya gittik de belki bir tane ev alırız diye bir bakalım dedik fiyatlara. Şey, çok ucuz geldi. Kaç, en ucuzu 400 bin pound falandı. Biraz ucuz yani. Olmaz, bize gelmez burada. Sadece fırça satan bir dükkan. Bu köyle ilgili. Hazır sessiz bir ortam bulmuşken söyleyeyim. Mezarlık. Çok tatlı, çok güzel bir köy ya. Çok sevdim. Ki asıl istediğimiz yere daha gelmedik yani. Orası nasıldı şu anda onu merak ediyorum. Burya geldik. Gerçekten hiç hayal ettiğim gibi değil ama. Ben yani mesela şurası şöyle evler var, birazdan göstereceğiz. Buraları falan hep böyle ev düşünüyorum. Tamam hani köy de biraz daha böyle iç içe bir sürü ev olacak. Sonra birdenbire yeşillikler, çimenler. Meğer öyle değilmiş. Gerçekten burası bir tarla, burası bir tarla. Burada bir sürü ev var. Çok sempatik tabii ki, çok güzel. Thank you.
sonra neden İngiltere'deki evlere aşık olduğumuzu herkes çok net anlar. Gerçi hepsini çekemedik bir de. Yani private yazıyor önlerinde. Yazmasa bile adamın bahçesine hani kaş göz atabiliyorsun ama elinde telefon ver diye içeriye kadar çekemiyorsun. O kadar güzel ki. Gerçekten tam bir böyle... Ya tarif edemiyorum da. Masalsı böyle. Ya çok gerçekten masalsı yani. Masal. Yani bahçeler, işte evler, dikilen bitkiler. Ya çimenin rengi bile çok başka değil mi? Çok aynen. Bakımlı, her şey çok bakımlı. Gerçekten hani çok bir de cool. Masal kitaplarında böyle çok güzel şeyler görüyoruz ya, evler işte, doğa vesaire. Bunlar adamların hayal gücü değilmiş. Bunlar zaten gerçekmiş. Adamlar resmetmişler. Yani bilmiyorum, özenmemek elde değil. Evet. Şu anda herhalde diğer köyü geçti burası değil mi? Güzellik olarak. Tabii canım, burası zaten en popüleriydi. Bakalım diğer ikisi nasıl? Bakalım. Evet. Milli sporumuzu icra etme vakti geldi. Milli spor, milli görev. Şu amca da herhalde eski Türklerden, bayağı videoya falan alıyor. Barton on the water. Barton, evet. Barton'ın sulu şehrine geldik. Barton on the water. Burton. Burton. Burton olabilir. Burton. Burton on the water. Oraya geldik. O kadar da yorulduk ki yani, kafalar yandı yani. Burton'dan ama gelirken Barton'dan. Gelirken ne kadar güzel duruyor. Ay yani, evet. Çok güzeldi. Bak yine ha. Bir suyun bir şehri nasıl değiştir şehir yalnız. Bir yeri nasıl değiştirdiğinin canlı kanıtı. Evet. Hemen bir serinlik. Hemen bir tatil havası. Evet, zaten insanlar soyulmuşlar bayağı. Ya böyle bir serin serin suyun sesi, sana verdiği güzel hisler. Bir de böyle canlılık da suyun etrafında toplanıyor ya. Burası bu arada diğerleri gibi değildi. Yani iki yerde çok küçüktü. Gerçekten köydü. Doğru düzgün alışveriş yapılacak yer bile görmedik. Özellikle de Bayburt'ta hiç yoktu neredeyse. Aynen. Burası bayağı kasaba gibi bir yer. Böyle iftardan sonra işte böyle suyun kenarında yürüyeceksin, çayın kenarında. Biraz Eskişehir, biraz Amasya. Burada ne yapacağız? İşte derenin kenarında yürüyeceğiz. Üzerinde çok sayıda köprüsü varmış ve yani evler de diğer köylerdeki evlere çok benziyor. Biraz daha hatta modern diyebiliriz. Diğerleri daha eski gibiydi. Diğerleri daha eski ve küçüktü yani, evet. Eski olmasından mütevellit. Bunlar bayağı modern. Burası bayağı, ve kocaman, aynen. Büyük büyük evler. Öyle yürüyüş yapacağız. Bakalım karşılaştığımız bir şeyler olursa yine zaten paylaşacağız. Gezi rotamızdaki yaş skalası 50-70 arası. Milliyet de hani İngilizler, saf İngilizler, bir de Çinliler oluyor. Tesettürlü hiç görmedik. Genç çok az. Bizim herhalde biraz ruhumuz yaşlı mıydı, nedir ya? Ya yok, ne alakası var? Gençlerin hepsi çalışıyor şu anda. İşte bir biz varız çalışmayan. Biz de buradayız, İşsiz geziyoruz. İşsiz miyiz yani biz? Elhamdülillah şu anda hiç işli olmayı istemezdim zaten. Hazır sınavlarımı bitirmişim, eserlerimi vermişim. Daha ne? Ben işimi görmüşüm yani.
ki gerçekten ve oruçsuz olunca gezmek biraz zor oluyormuş. Şu herkes anda... de dondurma yiyordu zaten şeyde, Bartın'da. Evet ya, neyse tamam hadi toparlanıyoruz. Son şimdi, köyümüze geldik. Evet, son köye geldik. Burası diğerlerinden çok daha yüksek rakımda bir köy. Bayağı yukarı çıka çıka geldik. Burada açıkçası tam olarak ne göreceğimizi biz de bilmiyoruz. Herkesin böyle turlarla geliyorlar ya şimdi insanlar. Hmm. Birçok blogda okudum şey yazmışlar. Buraya en son geldik ve o kadar çok yorulmuştuk ki o yüzden hani pek gezesim de gelmedi. İşte ama çok güzeldi dükkanları vesaire. Ve zaten şurası birazdan görürsünüz meydana benziyor. Büyük ihtimalle insanların görüp sevdiği dükkanlar da buradadır. Bilmiyorum şu taraflara doğru gidelim bakalım ne görürüz. Saat 5:30, bütün dükkanlar kapanmış. Sesim yankı yapıyor. Evet sevgili gönül dostları, bir gezimizin daha sonuna geldik. Kısa bir tur oldu. Evet gerçekten yalnızca turlayıp bu son geldiğimiz köy. Köy çok... gibi değil aslında, diğerinden daha büyük. Biraz yani içlerinde en büyük olanı burası ve en çok şehir gibi olanı da burası olduğu için dükkanlar falan hep kapanmış, çok sakin. Bizi de çok çekmedi ve çok yorgunuz gerçekten de. Artık bu geziyi burada sonlandırmaya karar verdik. Var mı söylemek istediğin bir şey? Var, genel olarak gördüğümüz şu dört köyden yola çıkacak olursak. En güzeli. Bayburu derim herhalde en güzel için ya gerçekten. Ama bir önceki de güzeldi. Neydi? Bence Bartın güzeldi ya. Bartın evet. Bartın güzel bir ilimiz. 1 2 3 diye ilk üçünü sırala. Burayı hiç saymıyorsun herhalde. Burayı saymıyorum ben aynen. Buraya gelinmese i̇lk de olur bence. İlk yere 3'e koyarım işte 1 ile 2'yi Bartın'la Bayburu kapışır. Benimki de aynısı. 1'e Bayburu derdim aynen. 2'ye Bartın, 3'e de İlk gittiğimiz köy. Şu an ismini hatırlamıyorum. Tam işte aynısını yaptım ben. Aynen doğru aynısını yaptım. Sen neyi söyleyecektin söyle. Yani adamlar ne kadar güzel tarihine sahip çıkmış. Hala güzel güzel oturuyorlar. Yeni yapılan binalar yok mu? Var. Tuğlalarını en azından aynı renk seçmeye özen göstermişler. Aynı formatta yapmışlar. Böyle güzel güzel yaşayıp gidiyorlar. İşte bir gezinin daha sonuna geldik. İnşallah diğer günlerde, önümüzdeki günlerde görüşmek üzere diyelim. Allah'a emanet olun. Oruçluyken çok gezmeyin. Kendinize iyi bakın. İnşallah beğenmişsinizdir gezdiğiniz yerleri.